yeni bir konu dedik programı açarken adı insan tasarımı. Doğum bilgileriyle kişinin yaşam tablosu çıkartılıyor. Şimdi bu astroloji değil ondan biraz daha farklı bir sistem. Uzmanımız Serra Elçi canlı yayında konuğumuz ve bize bu yöntemi nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını anlatacak Meryem Nas'la birlikte. Meryem bir kez daha günaydın sözü size bırakalım. Günaydın Nihan Günay. Evet uzmanımız Serra Elç. yanımızda astrolojiden daha farklı bir yöntemden bahsedeceğiz. Doğum yılınızı, ayınızı ve hatta doğum saatinize göre bir yaşam kılavuzu oluşturabilmek elimizde. Nasıl mı? Bütün bu soruların cevabını bize Serra Hanım verecek. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Güzel bir yöntemden bahsediyoruz. İnsan tasarımı diyoruz. Bu yöntemin adı nedir? Kişiye nasıl faydalar sağlayacak ve yaşamımıza nasıl yön verebileceğiz? İnsan tasarımı analizi e, dediğimiz kadim bilgilerle modern bilimin e, sentezi aslında. Çünkü arka planda e, çok eski bir Çin matematiği olan I Ching'den Kabala felsefesine, astrolojiden çakra sistemlerine, kuantum fiziğine kadar faydalandığımız alanlar var insan tasarım analizi yaparken. Nasıl yapıyoruz? E, kişilerin bilgilerini alıyoruz, e, doğum bilgileri, e, saati ve koordinatları bizim için çok önemli. Hangi şehirde doğdukları e, ve bu bilgilerle e, bir çalışma yapıyoruz. Bir haftaya yakın sürüyor çalışması, 50 sayfaya yakın bir dokumentasyon çıkıyor ve 4-4.5 saat sürüyor anlatımı. Peki neleri veriyoruz e, kişiye o bilgileri aldıktan sonra? E, şimdi. Bana sorarsanız e, yaratımın doğal deviniminde aslında insanoğlunun evrim sürecine baktığınızda sürekli bir arayış içinde olduğunu görüyoruz. E, kimi zaman onları eş ararken görüyoruz, kimi zaman iş meslek ararken görüyoruz çoğu zaman da aslında hayatlarını anlam ararken görüyoruz. Bana sorarsanız ne arıyor gözükürlerse gözüksünler aslında kişiler önce kendilerini arıyorlar. Ve insan tasarımı analizi bu konuda kişilere yol gösteren, yön gösteren çok değerli bir araç. Ve ben hatta 21. yüzyılda Alaaddin'in lambasından çıkmış bir dilek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini bilmek adına, tanımak adına ve anlamak adına çok güzel kılavuzluk eden bir araç. Çok güzel. Aslında hem olumlu hem de olumsuz yönlerimiz belli ama biz bunları galiba bilmiyoruz. Fakat doğum saatimiz, tarihimiz bize kim olduğumuzun bilgisini veriyor ve sanırım hayatımıza o şekilde yön vermiş oluyoruz Çok değil güzel mi? Güzel bir noktaya değindin. Hiç kimsenin olumlu ya da olumsuz bir yönü yok aslında. Fakat maalesef böyle bir algı var. Dolayısıyla hiç kimsenin insan tasarımı analizi bir diğerinden daha değil, daha iyi değil, daha doğru değil. Sadece ben hep böyle anlatıyorum. Çamaşır makinası mısınız? Bulaşık makinası mısınız? Ne olduğunuzu anlıyoruz. Dolayısıyla ne olduğunuzu bilmek meslek seçiminizde, eş seçiminizde, e, hayata bakış açınızda, kendinizi anladığınızda, kendinizi kabul etmek adına çok değerli adımlar atmış oluyorsunuz. Kendini kabul eden kişinin kendine olan sevgisi ve öz saygısı destekleniyor. E, ve içsel anlamda mutlu olan bir kişi de olabiliyor. E, hayatın her alanında bu mutluluğu ve başarıyı yaşıyor tabii ki de. Peki yapacağımız mesleği ve ya da seçeceğimiz eşi de belirleyebiliyor muyuz bu analizle? Ee, daha farkındalıklı bir bakış açısı kazandırıyor diyelim. Ee, örneğin e, eşlerden çok gelen var ve çift olarak insan tasarımı analizi yaptırmak isteyenler oluyor. Uzun sürelik evliliklerde anlam veremedikleri, yollarını kaybettikleri, yanlış anladıkları alanlar oluyor. Örneğin e, demin size de anlattığım gibi e, eşinizin zihni tanımlı ise bunu biliyor olmanız zaten sizin aklınızdaki birçok soru işaretini çözmüş oluyor ve ilişkilerde anlayış geliştiriyor. Pekala çok teşekkür ediyorum. Merdisi bilgilerden ötürü insan tasarımından bahsettik. Biz sözü yeniden size bırakalım Nihan Güneş. Çok çok teşekkürler Meryem. Hem sana hem de konuğumuza teşekkür ediyoruz.